Hayat Psikoloji'den herkese merhaba. Podcast kanalımızda farklı konuları psikologlar ve sosyal bilimcileriyle yeniden yorumluyoruz. Dikkat! Film ve dizayn izleri bölümlerimiz yoğun şekilde spoiler içermektedir. Hayat Psikoloji'den herkese merhabalar. Bugün yanımızda yine çok değerli hocamız, uzman klinik psikolog ve doktorant Dilan Durmaz var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bugün hocam biraz karışık konuları konuşacağız. Aslında bir şekilde birbirleriyle ilintili. Birincisi acıma duygusunu, ikincisi adaleti, üçüncüsü de kurban psikolojisini. Bunlar çok böyle allak bullak birbirinden uzak konular gibi duruyor ama bir şekilde birbirine yanaşıyor, değiyor diyebiliriz. Öncelikle acıma duygusundan başlayalım hocam. Ben neyse acıma duygusunu güzel bir duygu gibi kafamda canlandıramıyorum. Sanki acıma daha böyle küçümseyici bir duyguymuş gibi geliyor bana ama sizin açınızdan bu nasıl bir duygu hocam? Literatürde de böyle tanımlanıyor zaten aslında acıma duygusu. İçinde bir parça hor görme, birazcık o acıdığım kişideki eksiklik ya da yetersizlik her neyse onunla ilgili kendimi üstün görme. Ve orada birazcık daha kibirle birlikte gelen bir lütfedilen bir duyguymuş gibi. Yani acıma duygusu aslında karşımdaki kişi veya durum her neyse, bir hayvan da olabilir, bir kişi de olabilir, onun belirgin yetersizliği üzerinden kendimi birazcık daha yüksekte görüp ona acıma eşlik ediyor ama küçük görmeyle, hor görmeyle, kibirle beraber. Hatta biraz da acıyan kişinin kendisini iyi hissetmesini de sağlıyor olabilir mi? Yani en nihayetinde ben öyle değilim. Tabii gibi. Aynen dediğiniz gibi. Hani bakıyorum, ben senin kadar kötü değilim. Bak ben daha iyiyim. Ah yazık, ne kadar da kötü. Ki bunu böyle bir içinde değersizleştirme de barındıran bir acıma duygusundan da bahsediyorsak, ki eşlik eder sıklıkla. Ne yapıyorum işte? Aa vah vah ya, hiç işte çalışmamış. Aslında tercihi de olabilir. Evet. Ama orada onu küçümsemek için, onu yaralamak için, onu değersizleştirmek için yaptığım zaman bu acımayı iyice negatife giden bir duygu haline geliyor. İyice laf sokma şeyine giriyor. Ya acıma duygusu şöyle, yani o küçümseme muhakkak vardır içinde. Bir de sanki böyle bir kurumsallaştırılan, hani acıma da onun yerine bir şeyler yap eylemi de var. Acımak daha rahat bir şey gibi. Yani acıyacağına git bir şey yap. Evet, yani burada aslında zaten acıma duygusu hisse, yani biz yetersiz, eksik ya da beni duygulandıran kötü şartlarda bir şey gördüğümde acıyabilirim. Ama bundan sonra ne yapıyorum? Yani sadece acıdığım zaman o olumsuz bir yerde kalıyor ama eylemsel olarak üzüldüm, vah vah dedim, tüh tüh dedim. Orada eylem yok. Burada pozitif psikoloji merhamet kavramından bahsediyor. Yani merhametle acımayı çok karşılaştıran, birlikte ele alan ve ayırt eden çalışmalar yapıyorlar. Orada mesela pozitif psikolojiye göre merhamette karşımdakine acıyorum, üzülüyorum. Acıma değil, üzülüyorum. Onun haline bir empati kuruyorum. Ve bununla ilgili ben ne yapabilirim? Yapabileceğim bir şey var mı? Ona yardım edemiyorsam da kendi hayatımda neye dikkat edebilirim? Yani illa belki burada, dolaylı yardım gibi olmuş. Evet, yani burada illa işte örnek veriyorum, çok işte kötü durumda fakir bir insan gördüm ve gerçekten yetersiz gözüküyor. İlla karnını doyurayım, eline para vereyim, giydireyim baştan aşağı gibi değil. Böyle bir imkanım olmayabilir. Ama ona bakıp ona kötü hissettirmemek, dışlamamak, saygı duymak bir birey olarak, fikrini almak mesela. Sınıf ortamında bir üniversitede denk geldiğiniz bu tarz biri, acıyabilirsiniz ya da daha merhamet edip hoşgörüyle de yaklaşabilirsiniz. Orada eylem devreye girdiğinde birazcık daha pozitif duygulara kayıyoruz. Merhamet gibi, hoşgörü gibi. Yani genel olarak mesela insanlar biraz maddi durumları iyiyse maddi durumu kötü olana acıyor. Sosyal yaşantıda çok bir problem yoksa işte sosyal yaşantısı mesela günümüzde çok yaygın. İç savaşlar, dışarıdan gelen savaş tehditleri. Oradaki çocuklara, kadınlara, yaşlılara acıyoruz falan. Bir taraftan da şu akla geliyor işte, adaleti ondan konuşalım demiştik. Acıma çok böyle yaygınsa zaten bir dengesizlik var demek. Tabii. Ya bir adaletsizlik söz konusu. Ya her şeyin abartısında bir soru işareti. Yani daha doğrusu biz hep abartılarda, aşırılarda, aşırı azalmış şeylerde de aşırı artmış eylemlerde de durumlarda da bir sıkıntı var. Dolayısıyla kişi eğer o acıma duygusunu çok yoğun bir şekilde yaşıyorsa burada da bir soru işareti. Neden bu kadar etkileniyor hayatım? Orada ne oluyor? Mesela siz bu kavramı eşleştirince bana şu çağrışım yaptı. Sürekli kendine acıyor. Yani ben zaten oradan kurban psikolojisine de geçebiliriz.
Ben zaten hiçbir şey yapamam. Ben zaten çok yetersizim. Ay benim şartlarım çok kötü. Bana kimse imkan vermedi. Ben kimseye yardımcı olamam Benim kimse gibi. elimden tutmadı. Ben çalışsam da o kadar kazanamam. Ben işte çalışsam da o kadar yüksek puan yapamam. Ben emek versem ne olur, vermesem ne olur? Zaten beni her türlü aksilik bulur. Dolayısıyla ne yapıyorum? Ben ne yaparsam yapayım, dünya adil bir yer değil. Ve emeklerimin karşılığını alamayacağım. Gibi bir düşünce. Gibi bir kurban Bunu daha psikolojisine önce giriyorum. konuşmuştuk. Haksız Evet. mı? Yani böyle Aa. düşünen haksız mı oluyor? Yani yanlış bir düşünce mi Böyle düşünmek çok pasif, çok ezilgen bir yerde. Yani bu? tamam dünya çok kötü, tamam ben emeklerimi... O zaman hiçbir şey yapmayalım gibi. Yani yaşamı tamamen durağan, dümdüz, hareketsiz ve sonunda yaşamıyor Zaten aslında. sanırım rap buradan çıkmış. Rational Emotional Behavioral Therapy denen şey bilişsel davranış terapinin altında. O da işte onu diyor yani. Öncelikle şunu kabul edelim. Dünya adil bir yer değil. Birilerine sürekli acıyacağız belki ve birileri de bize bakıp acıyacak. Ama işte bazıları bunu çok fazla içselleştiriyor. Belki zaman zaman benden de o yakınmaları duyuyor olabilirsiniz. İnsanların çok ciddi farklı maddi durumlara sahip olması, yani maddi imkanlarının çok farklı olması, adalet karşısında, hukuk karşısında çok farklı muameleler yaşıyor olmak, ki bu sadece benim şahsi olarak başıma gelen bir şey değil. Hani internette gördüğümüz olay işte sizin kötü örnekler yine ama çocuğunuz bıçaklanıp öldürüldüğünde adalet sisteminin hızıyla bir savcının halı sahada sıra alamadığı için o insanların üstüne yürüyüp adaleti hızlandırması arasında ciddi derecede fark oluyor. Ya da birinin bir siyasi tanımasıyla bir adaleti devreye sokmasıyla sizin bir siyasi tanımadan başınıza bir şey geldiğinde yapmaya çalıştığınız şeyler çok uç yani. Hani biz şeyi hep Hindistan olarak görüyoruz ya, bu kast sistemi burada yok gibi ama benim gibi düşünen, hani daha böyle yaralanmış hisseden, kendini bu şekilde hisseden insanlar bunu iliklerine kadar da hissediyor. Kesinlikle öyle. Burada da psikolojinin o sosyal yönüne vurgu yapıyoruz. Yani sadece annem babam, sadece benim fiziksel özelliklerim değil, içinde bulunduğum çevre, yaşadığım yer, oranın kültürü, muhatap olduğum insanların her şeyi, eğitim seviyesi, ekonomik düzey, o ülkenin yönetiliş tarzına kadar beni etkiliyor. Örneğin işte ben çocuğumun başına bir şey geldiğinde Türkiye'deki adalet inancımla sallayalım. İngiltere'deki de aynı olmayacaktır. Afrika'daki de aynı olmayacaktır. Dolayısıyla bunu çok yönlü değerlendirmek lazım. Ya burada biraz bu deveyi gütme pozisyonuna geçiyoruz. Yani ya bu deveyi güdeceğiz ya bu diyardan gideceğiz gibi bir şey oluyor. Yani benim gibi düşünen, hani daha olumsuz tarafta olanlar için böyle bir durum söz konusu. Biz de şöyle söylüyoruz bunu. Kontrol edebildiklerimiz var, kontrol edemediklerimiz. Ya bu Yani deveyi kontrol edeceksin ya da kontrol edemiyorsan deveyi bırakacaksın gibi düşünelim. Deveyi kontrol, yani şöyle, deveyi kontrol edebilir miyiz? Yani bize bunun böyle bir şey var mı? Şimdi ben adalet sistemini komple değiştireceğim gibi Yok bir tabii ki. algı da değil. Yani ben neyi kontrol edebilirim öncelikle? Kendimle ilgili olan şeyleri kontrol edebilirim. Oradan başlamak. Yani az önce dediğim örnekteki gibi, belki benim için işte şimdi haberlerde gördük. Bana da çok dokunan bir yerdeki haberde otizmli bir öğrenci, kaynaştırma öğrencisi etkinliğe dahil edilemiyor ve ailesiyle arkada kalıyor. Şimdi bu noktada yapılabilecek şeyler var toplumsal düzeyde. Bir ses kamuoyu oluşturup ses olup keşke ilerlese ve sorumlu kişiler bunun sorumluluğunu üstlenebilse, böyle yaptırımlar olsa. Bir yandan da ben ne yapabilirim? Karşıma böyle bireysel olarak farklılığı olan biri geldiğinde onu ayırt etmemeyi, insan olarak değer vermeyi ve saygı duymayı kendime görev edinebilirim. Bunu kendi çocuklarıma öğretebilirim. Dolayısıyla diyorsun Nitekim yani böyle kendini yırtıp bağırıp ağlayıp şey yapacağımıza diyorsunuz ki bir harekete geç. ki bu daha anlamlı. Bana şunu da çok görüyoruz çünkü. Bağırıyor, çağırıyor, işte olmaz, ayrışma şöyle böyle. Yarın öbür gün kendi sınıfında başka biraz daha bireysel olarak ondan farklı biri olduğunda, aa sen çok kötüsün Diyor. O da davranışlarıyla. istemiyor, Sen arkaya şöyle, yani değil ağzıyla dile getirmese de biz insan, yani çok mi? yönlü bir varlık. Bedensel olarak yaptığı bir hamle olarak onu dışlıyor. Şimdi o zaman ikisi birbiriyle uyuşmuyor. Ben kendim önce kendi kontrol edebildiklerime bakacağım. Yani benim için bu bir problemse, o zaman bunu ben kendi hayatımda yapmayacağım. Çocuklarıma yapmamayı öğreteceğim. Yani gene ben öbür tarafa dönüyorum. Şöyle bizim teknolojiyle ilgili konuştuğumuz şeylerde de hep şunu söylüyoruz. Teknoloji öyle bir noktaya geldi ki
artık denizdeki balık gibi yani her yer su gibi olmuş oldu. Hani Evet. teknoloji problemi deyip geçmiyoruz. Teknoloji ne bileyim etimiz kanımız gibi bir şey olmuş Tabii yani noktada. Bu paylaşamadı. adaletsizlik de bu ülkede genel olarak dünyada da böyle zaten. Hani ben biliyorsunuz çok belgesel izlerim Netflix'te falan. Orada da bakıyorum hani çok üst düzey bir dava varsa ortada ve siz zayıf taraftaysanız orada da çözemiyorsunuz o konuyu. Yani genel olarak böyle bir şey var. Aslında dediğiniz gibi bunun dünyanın adil bir yer olmadığını net olarak kabul edip yola devam edilse aslında daha rahatlatıcı bir şey. Zaten bununla ilgili şey vardı. Dünya adil bir yer olsaydı aslanlarla geyikler hiç karşılaşmazdı. Yani hepsi bir şekilde hayatını idame ettirir ya da hiç etobur bir hayvan olmazdı. Birileri etobur oluyor, birileri otobur oluyor. Yenenler, yiyenler. Ama bir şekilde vahşi doğada bu hayat devam edip gidiyor. Ve iyi ile kötüyle aslında yani biz iyinin anlamını da kötüyle buluyoruz. Varlığın anlamını yoklukla, hazzı ilk gerçeklik deneyimiyle yani eksiklik olmadan da aslında o güzelliği, yeterliliği, zevki, keyfi Çabadan aldığımız keyfi bulamıyoruz. bulmamız Dolayısıyla bu olmadığında emeğin de bir anlamı yok. Hayat böyle bir zor. yer, iyi ile kötüyle. Evet, şimdi bu noktaya kadar gelince ben biraz kurban psikolojisi gibi olmuş oldum değil mi? Yani ben kendimi biraz kurban pozisyona koymuş gibiyim. Şimdi böyle deyince evet öyle hani Evet. ya bu deveye gideceksin ya bu yani Ya ikisini de da yapamadım ne yapalım hayat da çok ki kötü yapamadım değil bu arada. diye. Yani yapıyoruz çok şükür de. Hani öyle bir profile girdiğim zaman kurban psikolojisi deyince Duygu olarak en azından. diyorum ki ben dünya zaten kötü bir yer. Burada da adalet yok. Ben de hiçbir işe yaramam. Ne yapacağım ki ben zaten Evet. yapabileceğim bir şey yok. Ama öteki türlü yani dediğim gibi şimdi bu psikolojide edilgen pasif bir yerdeyim. Bir şeyleri değiştiremem. Ve kendimi de değersizleştiriyorum aslında. Değersizleştiriyorum, gücümü yok sayıyorum. Bir şeylere bir etki yapabilecekken onu görmezden geliyorum. Aslında yapabilirim, o güç var. En Yapıyorum da. basitinden ufacık yani kendi komşuna yaparsın, binandakine yaparsın, bakkalına yaparsın gibi gibi. Bu böyle böyle yayılır aslında. Ama diğer türlü kurban psikolojisinde zaten ben kurbansam, sonuç belliyse ya hiçbir şey yapmamın anlamı yok diyorum ve işte yaşamdan kopuyorum. Ve eylemde ortadan kalkmış oluyor. Kalkıyor. Yani eylemsizleşiyorum. Hocam bence güzel bir yayın oldu. Yani en azından benim gibi düşünenler için bir rehber durumunda olmuş oldu diye düşünüyorum bu yayın. Ne olursa olsun insanlar bir şekilde el ele verip o gücü hani birey birey bulamıyorsa toplu olarak bulmalı. Adaletsizliğe karşı bir şekilde ses çıkarmalı. Ama neyse burada da şey aklıma geliyor. Nasrettin Hoca hani bu Timur zamanında fil veriyorlar. Bu file bakacaksınız diyorlar mahallede. Sonra mahalleli Nasrettin Hoca'ya gidiyor. Hocam biz bu file bakıyoruz ama yetmiyor yani ot yetmiyor, süt yetmiyor falan. Çok büyük hayvan. Gidelim diyor şeyle konuşalım. Valiyle, Timur'un valisiyle de diyor bir yardımcı olsunlar bize diyor. Sonra beraber şeye gidiyorlar valinin konağına doğru. Giderken yavaş yavaş arkada o sayı azalıyor. Hani hep beraber gidiyorlar ya. Nasrettin Hoca arkasına her baktığında diyor bir geliyor kapıya tek başına kalmış. Yani o ses çıkaralım diyenler yok. Sonra içeri giriyor diyor ki ya biz toplandık mahalle olarak. Bu erkek bir fil çok canı sıkılıyor. Bir de bir dişi verin diyor Nasrettin Hoca. Bu sefer iki fille geri dönmüş oluyor. Az kalsın fıkrasına gülünmeyen adam olacak. Neyse gülünsün diye değil de şey adalet duygusunu ararken yanında da birileri de olmalı. Yani bundan da vazgeçilmeli. Biraz vazgeçilmemeli. Biraz hani Tabii. cesaret, biraz daha böyle eyleme yönelik şeyler olmalı. Yoksa dediğim gibi hani bu fil bize fazla diye gidip ikinci bir fili alıp da gelebilenler oluyor maalesef. Tabii ki yani burada atasözlerinin işte önemi aslında her birinin altında bazen bir mesaj da oluyor. Birlikten kuvvet doğar. Tabii. Sonuçta insanoğlu ilişkiyle var olan bir canlı. Diğer tüm canlıların yanında bir insan yavrusu bebek dünyaya geldiğinde bir öteki olmadan hayatta kalamıyor. Tabii Dolayısıyla canım. biz hep o ilişki arayışındayız. Ve o ilişkiler, kurduğumuz ilişkiler çeşitlendikçe, sosyalleştikçe bu hem toplumsal anlamda hem benim kendi iyiliğim adına benim Denge için sağlıyor. faydalı oluyor, denge sağlıyor, güç kaynağı İşte oluyor. Twitter'da bir olayın çok yayılması mesela hani oradan duyulup sonra tepki verilmesi düzeliliyor yani sosyal medya mahkemesi diyorlar ya. Ya Ve o mahkeme kamuoyu sesi evet oluşuyor sesi oluşuyor ve toplumda güzel. yani. Teknoloji o kadar kötü değilmiş değil mi? İyi yanları da var. İyi Hayat yanları. iyi Evet. yanları da var. Kötü Kötü yanları yanları da da var. var. Diyoruz ve veda ediyoruz efendim. Dilan Durmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.